Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Kamer suresi 41-55. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala bize burada şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ جَاءَ اَلَ فِرْعَوْنَا اَنْنُذُرُ Andolsun ki اَلِ فِرْعَوْنَا uyarılar, uyarıcılar geldi. اَلِ فِرْعَوْنَ Firavun hanedanı. El ifadesi onun yakınlarını ifade eden bir şey. Firavun despot bir hükümdar, zalim bir hükümdar. Kendini ilah yerine koyan birisi. Millete bu şekilde kabul ettiren birisi. Ve Firavun yaptıklarını tek başına da yapmıyor. Etrafında ona emirber nefer olmuş, dediklerini yapan yakın çevresi bulunmakta. Bunlara El-i Firavun deniliyor. İşte El-i Firavun'a uyarılar, uyarıcılar geldi. Kezzebu bi ayatina kulliha, bütün ayetlerimizi yalanladılar. Ayet mucizeler. Hazreti Musa'nın eliyle onlara başlıca 9 ayet, tis'a ayat olarak başka bir ayette bu nazara verilir. 9 ayeti, 9 farklı mucize olayı onlara gösterdik, gönderdik ama onlar bütün ayetleri yalanladılar. İşte Hazreti Musa'nın asası bunlardan birisi. Asasını yere bıraktığında bir ejderha veya bir yılan halini alıyor. Bu harika bir durum. Öte yandan elini koynuna sokup çıkardığında eli etrafa ışık saçıyor. Öte yandan onlar kabul etmemekte ısrar ettiklerinde ard arda sıkıntılarla karşılaşıyorlar. Mesela suları kana dönüşüyor. Bir başka sefer her tarafı bitler istila ediyor. Bir başka sefer kurbağalar istila ediyor. Bu manada çekirgelerin istilası, bu şekilde ard arda felaketlerle karşılaşıyorlar ama bütün ayetleri yalanladılar. فَاَخَذْنَاهُمْ Biz de onları şiddetle cezalandırdık. Ahde azizim muktedir. Muktedir, izzet sahibi bir hükümdarın yakalayışı, cezalandırışı tarzında biz onları o şekilde cezalandırdık. Malum Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde bu anlatıldığı üzere işte Hazreti Musa kendine iman eden İsrailoğullarıyla beraber Mısır'ı terk ediyor. Firavun onların ayrıldığını fark ettiğinde ordusuyla beraber takip ediyor. Ta Kızıldeniz önüne gelindiğinde Hazreti Musa ve yanındakiler yarılan denizden, 12 ayrı kol şeklinde yarılan denizden selametle karşıya geçiyorlar. Firavun ve askerleri de aynı yerlerden geçmek istediğinde sular birleşiyor ve böylece Firavun ve ordusu helak oluyor. Ekuffarukum hayr min ulaikum, yoksa sizin kafirleriniz Kur'an'da anlatılan bu gibi kafirlerden daha mı hayırlı? Yani ne meziyetiniz var ki onların başına gelen felaket sizin başınıza gelmesin? Emlekum beraatun fi zubur, yoksa kitaplarda sizin için bir beraat mı var? Yani size dokunulmayacak, size ceza verilmeyecek diye öyle bir belge mi var elinizde? Em yekulune nahnu cemiun muntasir, yoksa onlar şöyle mi diyorlar? Biz birbirine yardım eden güçlü kuvvetli bir topluluğuz. Böyle mi diyorlar? Yani sayıca çok olmalarına mı güveniyorlar? Seyuhzemul cem'u, o topluluk dağılacak, hezimete uğrayacak. Ve yuvellûne dubur, arkalarını dönüp kaçacaklar. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle anlatır. Der ki, ben bu ayetlerin manasını, ne demek istediğini bilmezdim. Ta ki Bedir Savaşı günü, savaş başlamazdan önce baktım Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bu ayetleri okuyor. Em yeguluna nahnu cemiun muntasir, yoksa onlar biz güçlü kuvvetli birbirine yardım eden galip gelecek bir topluluğuz mu diyorlar. Seyuhzamul cem'u, topluluk dağılacak. Ve yuvelluna dubur, arkalarını dönüp kaçacaklar. Hazreti Peygamber'in bu ayetleri okuduğunu görünce anladım ki Bedir'e bakıyor, Bedir'de müşriklerin akıbetini haber veriyor diyor.
Gerçekten de bu yönüyle değerlendirildiğinde bu gelecekten bir haberdir. Çünkü Kamer suresi Mekki surelerdendir. Bedir savaşı ise hicretten sonra Medine döneminde nazil olmuştur. Böylece savaştan ve müşriklerin mağlubiyetinden çok zaman öncesinde onların akıbeti Kur'an-ı Kerim'de biraz üstü kapalı bir ifadeyle bildirilmiştir. Ve onların mağlup olacakları, topluluklarının dağılacağı, arkalarını dönüp kaçacağı ifade edilmiştir. Müslümanların sayısı Bedir'de müşriklerin sayısının üçte bir olmasına rağmen ilahi teyit, yardım sayesinde Müslümanlar kısa zamanda galip gelmişler. 70 kafir öldürülmüş, 70 tanesi esir alınmış, diğerleri de Mekke'ye kaçmak zorunda kalmışlardır. Belis saatu mev'iduhum, doğrusu onların asıl randevusu kıyamettir. Yani evet, dünyada bir çarpılacaklar, dünyada belalarını bulacaklar ama asıl belalarını bulacakları yer kıyamet, öldükten sonraki hayattır. Ve saatu edha ve emar, kıyamet çok daha büyük bir felakettir ve çok daha acı, onlar açısından acı bir durumdur. Yani dünyada Bedir'de mağlup olmaları veya başka topluluklara bakan yönüyle başlarına gelen felaketler, evet bunlar söz konusu, bunlar oluyor. Ama asıl büyük felaket, asıl büyük musibet, asıl acıtıcı olan azap diğer alemde olacak. Kıyametin kopmasıyla bunların başlarına daha dehşetli felaketler gelecek. Cehennem ateşinde daimi bir azapla karşı karşıya kalacaklar. İnnel mücrimine fi dalalin ve su'ur. Gerçekten mücrimler, yani cürmü, Allah'a karşı gelmeyi, peygambere karşı gelmeyi esas haline getiren, ona göre hayatını devam ettiren kimseler dalalet içindedir ve o çılgın ateştedirler. Yevme yushabune fin nari, o gün onlar ateşe sürüklenirler. Ala vucuhihim, yüzüstü. Yüzüstü bir şekilde onlar ateşe sürüklenirler. Zugu messe sagar, onlara denilir ki sagarın dokunmasını tadın bakalım. Sagar cehennemin isimlerinden birisi. Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerde ve ma idrake ma sagar, bildin mi nedir o sagar? La tubqi ve la tezar, geride bir şey bırakmaz. Levvahatun lil beşer, beşerin derilerini yakar kavurur. Bu mealde Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerde sakardan bahis var. İşte cehennemin isimlerinden birisidir sakar. Türkçe'de de mesela sakar herif tarzında kullanılan bir ifade var. O doğrudan cehennem manasını vermiyor. Ancak kelime olarak buradan alınmış bir kelime tarzında görülmekte. İşte sakarın, yani cehennemin dokunuşunu tadın bakalım. Onlara böyle denilecek. İnna külle şeyin halaknahu bi kader. Biz gerçekten her şeyi bir kaderle yarattık. Değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim'de kader, kadere iman şeklinde bir iman esası olarak anlatılmıyor. Küllün amene billahi ve melaiketi ve rusulihi ilahir ve benzeri bazı ayetlerde 5 iman esası ard arda geçer ama 6. olarak kader oralarda yer almaz. Buna dayanarak bazıları Kur'an-ı Kerim'de kadere iman yoktur demekteler. Ancak Kur'an-ı Kerim'de evet ard arda imanın 6 esasından 5'inin sayıldığı ayetler var. Orada kader geçmiyor ama kader burada geçiyor. Böyle olunca Kur'an-ı Kerim bir bütündür. Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetlere iman etmek de bir Müslüman açısından olması gereken bir şeydir. İman bir bütündür. Tecezziyi kabul etmez. Bölünmeyi kabul etmez. Dolayısıyla kadere iman da imanın erkanındandır. Kur'an-ı Kerim'de bu ayette de biz her şeyi bir kaderle yarattık. Belli bir ölçü, belli bir miktarla yarattık. Bunu net bir şekilde ifade etmektedir. Kader derken
Çok kısaca ifade etmeye çalışayım. İlahi program. Nasıl ki bir insan diyelim ki bir ev yaptıracak. 1000 metrekare bir arsa üzerine diyelim bir ev yaptıracak. İşte bunun ne kadarı bahçe, ne kadarı binaya ait olur? Bina kaç katlı olur? Ve işte binada ne tür tuğlalar kullanılır? Ne gibi malzemeler kullanılır? Önceden bunlar bir planlanır, bir proje olarak ortaya konulur ve hatta maketi bile bazen yapılır. Küçük bir maket halinde orada nerede ne olacağı bellidir. Veya bunun projesi çizildiğinde hangi safhalardan geçecek, nerede ne yapılacak bunlar bellidir. Kader dediğimizde de Allah-u Teala'nın ilahi programı, işte alem yaratılacak, alem içinde şöyle şöyle galaksiler olacak, Samanyolu galaksisi, Samanyolu galaksisinde işte pek çok yıldızlar yer alacak, bunlardan biri güneş, güneşe bağlı gezegenler olacak, bunlardan biri dünya, işte dünyada dağlar, taşlar olacak, ovalar, denizler olacak, rüzgarlar esecek, bitkiler, hayvanlar olacak, insanlar olacak, cinler olacak. Bütün bunlar kader programında elbette belirlenmiş. Ve dünyada, alemde hayat şu kadar süre devam edecek. Ardından da alem harap edilecek, yeni bir alem başlayacak. Bunlar da kader. Bunlar da kader programında gerçekten belirlenmiştir. Dolayısıyla kaderi inkar etmek Allah'ın ilmini inkar etmek anlamına gelir. Alemi yaratan Allah'ın elbette alemle ilgili bir programı da bulunmaktadır. Buna kader adını veriyoruz. Ancak bizlerin fiilleriyle alakalı, işte bir kısım insanlar cennet ehli olacak, bir kısım insanlar cehennem ehli olacak. Bu da kadere dahildir. Fakat kaderin bu şekildeki bunu belirlemiş olması şahısları sorumluluktan kurtarmamaktadır. Çünkü bizlere irade verilmesi de kader programının bir parçasıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu şöyle ifade edilmiştir. Dileyen iman eder, dileyen de kafir olur. Ve biz insana yolu gösterdik. İsterse şakir olur, şükreder. İsterse de nankörlük yapar. Bu manada pek çok ayetler var. İnsan robot bir varlık değil. İnsan evet kader programından böyle çıkmış ama kader programından ne yapacağına müdahale edilmemiş. Kader bizim yapacaklarımızı tespit ediyor, yoksa yapacağımız şeylere bizleri zorlamıyor. Cinsiyetimiz böyle değil. Yani kadın veya erkek olmamız kader programıdır. Ama mümin veya kafir olmamız bu bize bırakılmıştır. Ve insan kadın veya erkek olmasından, şu millet veya bu milletten olmasından sorumlu değildir. Ama yaptıklarından, imanından, küfründen sorumludur. وَمَا اَمْرُنَا Bizim emrimiz اِلَّا وَاهِدَ كَلَمْهِمْ بِالْبَسَرْ Göz açıp yummak gibi bir durumdur. Yani biz bir şeyin olmasını murad ettiğimizde ol der, deriz ve o şey meydana gelir. Yani göz açıp yummak, bir anda gözünü yum aç, çok kolay. İşte Allah-u Teala'nın yaratması, dilediği şeyin meydana gelmesi bu derece kolaydır. Bu Allah'ın dilediğinin meydana geldiğini anlatmada temsili bir ifade. وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا اَشْيَاءَكُمْ Andolsun biz sizin emsalinizi helak ettik. فَهَلْ مِنْ مُتَّكِرْ Var mı bundan öğüt alan? وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرْ Onların yaptıkları her şey kayıtlarda vardır. Kitaplarda yazılmıştır. Meleklerin tutmuş olduğu defterde, levh-i mahfuzda, levh-i mahfuzun misali olan yerlerde Allah-u Teala insanların bütün yaptıklarını tespit etmiştir ve belirlemiştir. Ve kullu sagirin ve kebirin müstatar, küçük büyük ne varsa bunların hepsi yazılmıştır. Satır satır bunların hepsi yazılmıştır. Artık günümüzde kayıt cihazlarının son derece yaygınlaşması sayesinde bu gibi ayetleri daha iyi anlayabiliyoruz. Eskiden belki anlamakta zorlanıyorduk. Acaba melekler nasıl kaydediyor gibi. Ama günümüzde her tarafta mobese kameraları var. Gizli kameralar var. Başka yine kayıt cihazları var.
Bunun neticesinde insanların yaptıkları çok rahat tespit edilebiliyor. Demek ki Allah-u Teala kader programından bunu böyle çıkarmış. İnsanların da bütün yaptıkları tespit edilsin ve kaydedilsin. Diğer alemde muamele bunlar üzerine cereyan etsin. İnnel müttakine fi cennetin ve nehar. Şüphesiz müttakiler, günahlardan korunan, sakınan kimseler cennet bahçelerinde ve nehir. Burada nehir anlamı da verilmiştir meallerde. Buna aynı zamanda ışık anlamı, bir nur içerisindeler. Bu manada verilmiştir. Malum gündüzün ifadesi Kur'an-ı Kerim'de nehar olarak da geçiyor. Nehar, nehir aynı kökten gelen iki kelime. İşte müttakiler, takva sahibi olan, günahlardan kaçınan kimseler diğer alemde cennet bahçelerinde ve tamamen hoş bir hayat içerisindedirler. Fî mak'ad-ı sıdk, bir sıdk meclisinde, inde melikin muktedir, muktedir bir hükümdarın, melikin nezdinde, alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Hakk'ın nezdinde, sıdk meclisinde bulunacaklardır. Burada muktedir bir melik denilmesi, yani bazı hükümdarlar vardır ki hükümdardır ama muktedir değildir. Hani günümüzde siyasette bazen kullanılır. İşte iktidar muktedir değil. Eğer iktidar muktedir değilse o zaman icraatını yapamaz. Cenab-ı Hak için haşa böyle bir şey söz konusu değil. Meşaallahu ken ve me lem yeşe lem yekun. Allah'ın dilediği meydana gelir, dilemediği meydana gelmez. Böyle olunca diğer alemde acaba biz Cenab-ı Hak'tan şöyle istesek Allah bunu yapabilir mi? Böyle bir şey söz konusu değil. Allah her şeyi yapmaya muktedir. Ve hatta şöyle de ifade ediliyor. وَلَدَيْنَا مَز۪يدٍ. Yani لَهُمْ مَا يَشَاءُنَا اِنْدَ رَبِّهِمْ. Onlar için Rableri nezdinde ne dilerlerse var. وَلَدَيْنَا مَز۪يدٍ. Ve bizim nezdimizde daha fazlası da var. Demek ki insanlar daha neler isteyeceklerini artık bilemeyecekler. Ama Allah-u Teala onların istemediklerini de verecek. Hayallerinin ulaşamadığı şeyleri de onlara verecek. Cenab-ı Hak bizleri şu dünya hayatında takva ehli olan, günahlardan uzak, bahtiyarlardan eylesin. Ve mak'ad-ı sıdk makamında olan bahtiyarlardan bizleri kılsın. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.